يا طالبا للعلم يرجو نفعه، اسمع نصيحة ناصح معواني، أخلص لربك في أمورك كلها، فالمخلصون هم أولو العرفان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، الله تعالى دم مدى سورب بس الدروس المهمة لعامة الأمة كتاب دان درس بشليمز وكتاب شيخ ابن باز رحمه الله نين قلم لرقى منصب كتاب أمة كشلر وشمول جلنة الدروس المهمة لعامة الأمة، يعني أمومي بتون أمتك أمة أمتك taalluqli muhim darslar degan ma'noda. Demak, ommaga taalluqli eng muhim bo'lgan darslar jamlangan. Xoh aqidada bo'lsin, xoh fiqhda bo'lsin. Haqiqatda, masalan, talib ilmlar o'tayotgan, masalan, matnlar, kitoblar, qo'llanmalar ko'pincha talib ilmlarga mo'ljallangan. Iboralar qiyinroq bo'ladi va hokazo. To'g'ridan-to'g'ri undan omma odamlarga nima qilish qiyin. Foydalantirish qiyin bo'ladi odatda. Lekin mana bu kitob haqiqatda Ibn Boz rahimahulloh nima qilgan, ommalarga ham e'tibor qaratgan. Bundan olinadigan foyda, Ibn Boz rahimahullohdek katta olim shu ommalar uchun ham, shu hozir talib ilmlar aytish mumkinda, mana shu kitob ham shuni ham o'qiymizmi deyish mumkin kimdir. Oddiy ma'lumotlar yozilgan-ku deb qaraydi masalan. Lekin shuni kimlar bayon qilgan? Katta-katta olimlar faqatgina e'tibori talib ilmlarni o'ziga bo'lmasdan shu omma odamlarga ham nima qilishga e'tibor qaratishgan, shularga taalluqli bo'lgan, ularga saviyasiga munosib bo'lgan kitoblarni nima qilishgan, ular tasnif qilishgan. Demak, talib ilmlar ham, biz ham nima qilishimiz kerak? Ommalarni chetda qolmaslik kerak. Doim ilm faqatgina nimalar bilan, talib ilmlarni o'zi bilan, ahli ilmlarni o'zi bilan cheklanib qolmasdan ommaga ham asosiy xalq o'zi omma. Omma, ya'ni ko'pchilik masalan talib ilm emas, ko'pchilik talab ilm qilishgan masalan vaqti yo'q va hokazo. Demak, mana bu kitobdagi bilish kerak bo'lgan ma'lumotlar har bir musulmon bilish kerak bo'lgan zarur ma'lumotlar. Aqidada o'sha arkanul islom nima, islomning rukunlari, iymonning rukunlari, tahoratni farzlari, namozni farzlari, nima narsa, qaysi amallar namozni buzadi, tahoratni buzadigan amallar va hokazo, shunga o'xshagan qisqa-qisqa nima har bitta musulmon uchun kerak bo'lgan farzi ayn bo'lgan masalalarni deyarli nima qilgan, bayon qilgan. Kitob qisqacha bo'lganligi uchun, omma odamlarga mo'ljallangan bo'lganligi uchun iloji boricha qisqacha shu ommalarga munosib sharhlashga harakat qilamiz, foyda kengroq bo'lishi uchun. Sheyx rahimahulloh buni bir qancha darslar shaklida, bir qancha darsga nima qilib chiqqan, bo'lib chiqqan. Aytadilarki, ad-darsul avval, birinchi dars o'zi jami bo'lib turib nechta dars bor? 18 ta dars bor. Jami bo'lib 18 ta dars bor. Birinchi dars suratul Fatiha va qisorus suvar deyapti. Fatiha surasi va qisqa suralar haqida debdi. شيخ يتدلر كي سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. يعني بو يرد قوية كبر جدول تزبير يبت أما أدام لك درس بير محشب وغن كشي كبر جدول ترز دا يتل يبت كي فاتحة سورة و إمكان قدر شو قسقة سورة لارنا نما خلش كري ميسر بغن إمكان سورة لار أرغتلش كري مثلا زلزلة سورة سدان تا ناس سورة سكتش har bitta kishi bilib olishi kerak bo'lgan suralar deyapti. Talqiyinan va tashihan lil qiro va tahfizan va sharhan lima yajib fahmuhu. Demak, hech bo'lmaganda, yo'q deganda inson Fatiha surasini va namozda zam sura qilib o'qiydigan 10-15 ta sura bilish kerak deyapti. Ana shu iza zulzilatil ardu zilzalaha bilan nosgacha qancha sura bor? 15 tacha sura bor. Demak, shu suralardan xabardor bo'lish kerak. Nima jihatdan xabardor bo'ladi? Birinchi talqiyinan deyapti. Talqiyin degani, ya'ni ustozni o'zi qiroat qilib o'rgatish. Ustoz masalan aytib turadi, shogird orqasidan qaytaradi. Demak, Fatihani masalan ustoz alhamdulillahi robbil alamin deydi, orqasidan shogird alhamdulillahi robbil alamin deydi. Shuni 2-3 marta qaytaradi, to'g'ri talaffuz qilgandan keyin keyingi oyatga o'tadi, Ar-Rahmanur Rahimga o'tadi va hokazo. Buni talqin deydi. Ya'ni talqin nima qilish? Og'izdan og'izga nima qilish? O'tish. Albatta, shogirddan ustozga og'zaki ravishda o'tish. Hech qachon Qur'on nima bilan o'tilmaydi? Shunday kitobni o'zini olib turib, kitobni o'zidan o'rganilmaydi. Qur'on bizga shu og'izdan og'izga mutavotir shaklda hozirgi kunimizgacha naql qilib kelinyapti.
shu qorilar o'zini ustoziga o'qib beradi, ular o'zini ustoziga va hokazo rasululloh sollallohu alayhi vasallamgacha boradigan hali hozirgacha san'atlarni hammasi shu og'zaki ravishda o'qilinadi. Nimaga? Chunki buni to'g'ri talaffuz qilinishi kerak. Qur'on o'qilgan paytda to'g'ri, uni esa o'sha ustoz, har bitta o'zini ustozidan olgan ustozlar shogirdlariga o'sha nima qiladi, shu tarzda, ya'ni to'g'ri tarzda yetkaziladi. Shuning uchun talqinan deyapti. Albatta talqin bo'lish kerak. Va tashihan lil qiroa, va qiroatini to'g'rilab bo'lish kerak. Xo'p, endi o'rgatdingiz. O'rgangandan keyin bir qator o'qitib, nima qilasiz, eshitib to'g'rilaysiz. Qani endi o'qib ko'rchi deysiz. Fotiha surasini o'qigandan keyin to'g'rilab qo'yasiz. Va tahfizan, keyin uni yodlatasiz. Bor, masalan, yodlab ke deyiladi. Yodlashga masalan vazifa beriladi. Yodlanadi Fotiha surasi va boshqa suralar. Bu uchinchi narsa. Demak, birinchi talqin, ikkinchisi qiroatini to'g'rilash, uchinchisi yodlash. To'rtinchi qilinadigan amal o'sha suralarni ma'nosini sharhlab berish qisqacha. Shu Fotihani ma'nosi nima? Qolgan suralarni izazul zilzalatil ardu zilzalaha yoki alam tara kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil. O'sha odatda zam surasi o'qiydigan suralarni shu oxiridagi 10-15 ta surani ma'nosini qisqacha bilib olsa, o'qiyotgan paytda nimani o'qiyotganligini inson tadabbur qilib o'qiydi. Xushu bilan o'qishga ko'mak beradi bu narsa. Demak, mana bu kitobni sharhlagan ko'p ustozlar odatda shu Fotiha surasini qisqacha tafsirlab, Zilzala surasini, Nos surasi esa qisqacha tafsirini ham bayon qilingan sharhlarda, bu kitob sharhlarida. Lekin hozir bu mavzuga o'tsak, umuman boshqa mavzuga o'tib ketamiz. Ya'ni buni o'zi alohida bir darslik qilib, Fotiha surasi, qisqa namozda o'qiladigan zam suralarni alohida dars qilib, bir nima qilsa bo'ladi, uni ma'nolarini bayon qilib tafsir qilsa bo'ladi. Shuning uchun bunga biz to'xtab o'tirmaymiz, lekin hozir shuni ahamiyatiga nima qilamiz? Urg'u berib o'tamiz xolos. Har bitta kishi albatta Fotiha surasini mana shu tarzda o'rganishga harakat qilsin. Ya'ni shunchaki yoshlikda yodlab olganingiz bilan cheklanmang Fotiha surasini. Xato yodlab olgan bo'lishingiz mumkin. Albatta bir puxta tajvidni biladigan domlani oldiga borib, qiroatingizni nima qilishingiz kerak? Fotiha surasiga bo'lgan qiroatingizni, shu namozda zam sura qiladigan bo'lgan qiroatlarni, shu 10-15 ta zam surani qilinadigan suralarni, kichik suralarni bo'lsa ham inson o'rgatib olish kerak. To'g'ri ado qilishda to'g'ri o'qishni o'rganib olish kerak. Ko'pchilik nima xatolar uchraydi. O'zi aslo Fotiha surasi haqida kelgan hadislarda la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitob deyilgan. Fotiha surasi o'qilmagan kishining namozi namoz emas deyilgan. Bu xato o'qiyotgan bo'lsangiz, hatto ulamolar nima deyishadi? 11 ta tashdid bor deyishadi. 11 ta tashdidning bittasini bo'lsa ham ado qilmasangiz, Fotihani o'qimagan bo'lasiz to'liq. Fotihani to'liq o'qimagan odam esa namoz namoz emas deyishadi. Demak, Fotiha surasiga juda ham katta e'tibor qaratish kerak. Uni har bir kishi aytganimizdek biron bir puxta tajvid bilgan domlaga eshittirib, to'g'rilab olish kerak. Xatolari bo'lsa to'g'rilab, to'g'ri qiroat qilishga o'rganish kerak. Va sharhan lima yajibu fahmuhu, keyin iloji boricha o'shani tafsirini bilishga harakat qilsin deyilyapti. Alhamdulillah, hozir nima bor? Hozir tafsirlar bor, o'zbekcha tarjimalar bor va hokazo o'sha tafsirlardan foydalanib, shunda hech bo'lmaganda o'sha qisqa suralarni tafsiridan inson xabardor bo'lish kerak deyapti. الدرس الثاني كنش درس أركان الإسلام إسلام ركن لارا إسلام ركن لارا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها مع بيان شروط لا إله إلا الله دمك كنش درس تا إسلام ركن لارا أرجع ثلاث ديابت إسلام ركن لارا هما مزج معلم إسلام ركن لارا بيشتا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دبقوه لبيرش namozni barpo qilish, zakotni ado qilish, ro'za tutish va Baytullohni haj qilish. Mana bu 5 ta rukunni islom rukunlari ekanligini bayon qilish. Bulardan birinchisi la ilaha illalloh Muhammad rasululloh ekanligiga nima qilish? Shahodat berish va buni ma'nolarini sharhlab yetkazish kerak, ammo odamlarga shartlarini bayon qilish kerak bo'ladi deyilyapti. Endi shu birinchi rukunga kirishdi hozir. Birinchi rukun 5 ta rukunni birinchisi ashhadu an la ilaha illalloh va anna muhammad rasululloh. Allohdan o'zga sig'inishga haqli zot yo'q. Rasul Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning rasuli deb nima qilish? Shahodat beraman, guvohlik beraman deyish. Mana bu birinchi rukun. Busiz inson islomga kirmaydi. Busiz, mana shu kalimasiz inson islomga kirmaydi. Demak, islomdagi birinchi rukun. O'zi rukun deganimiz ustun degani. Islomni 5 ta rukni, ya'ni tirab turgan ustuni. Mana bu ustunlar bo'lmasa islom quladi degani. Inson musulmon bo'lmaydi. Demak, bu 5 ta rukun ustiga qurilgan, qolgan farzlar endi to'ldiruvchi amallar. Islomda bundan boshqa farz amallar bor, lekin ular to'ldiruvchi amallar hisoblanadi. Endi birinchi rukun ashhadu an la ilaha illalloh va anna muhammad rasululloh deb guvohlik berish. Buni ma'nosi nima? Aytayaptiki, ma'naha la ilaha nafiyan jami'a ma yu'bad min dunillah. Illalloh muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la sharika lahu.
La ilaha deganimiz Allohdan o'zga sig'iniladigan har qanday narsani inkor qilyapti. Hech qanday sig'iniladigan zot yo'q degani. La ilaha degani. Hech qanday sig'iniladigan zot yo'q degani. Illalloh deyish bilan esa nima qilinyapti? Musbitanil ibadata lillahi wahdahu la sharika lahu. Ibodatni faqat Allohga cheklab, yolg'iz Allohgagina deb isbot qilinyapti. Demak, la ilaha illallohni ma'nosi nima deyilsa, qisqacha qilib nima deymiz? Ibodat qilinishga, sig'inilishga Alloh taolodan o'zga haqli iloh yo'q degani. Alloh taolodan o'zga sig'inilishga haqli iloh yo'q degani. Xo'p, shu yerda savol tug'iladi. Allohdan boshqa sig'inayotgan narsalar voqelikda bormi yo'qmi? Bor. Hindistonliklar sigirga sig'inib yotibdi. Kasal bo'lib hamma joyda korona bo'lib yotsa, sigirga borib sig'inib shifo so'rayapti masalan. Alloh saqlasin. Alloh taolodan kasallikni bergan Allohdan so'rashdi o'rniga. Demak, kimdir sigirga, kimdir olovga, masalan, majuslar olovga sig'inadi. Mana mushriklar o'sha paytda butlarga sig'inganlar bo'lgan, solih kishilarni qabriga borib sig'inadiganlar bor. Va hokazo, ya'ni sig'inadiganlar Allohdan o'zga sig'inadigan narsalar ko'p. Lekin nima uchun hozir la ilaha illallohni aytgan paytimizda ma'nosi nima deyapmiz? Allohdan o'zga sig'inadigan haqli zot yo'q deyapmiz. Xo'p, bor ekan-ku, nega yo'q deyapmiz desa, nima deyiladi? Ha, ular botil bo'lgan ilohlar. Shuning uchun biz albatta nima deb qo'shamiz? Haqli iloh yo'q. Allohdan o'zga, to'g'ri, Allohdan o'zga sig'inayotganlar bor, lekin ular haq bilan sig'inayotgan yo'q. Haqiqiy sig'inishga haqli bo'lgan zot kim? Yaratgan zot, yaratuvchi bo'lgan zot, rizq bera biladigan zot. So'rasangiz, so'ragan narsangizni ijobat qilib sizga panoh so'rasangiz, panoh beradigan, rizq so'rasangiz, rizq bera biladigan zot haqiqiy sig'inishga haqli bo'lgan zot. Lekin dunyoda Allohdan boshqa ibodat qilinayotgan nima narsani olib kelmang, birortasi haqli emas. Birortasi yaratuvchi emas, birortasi rizq beradi, bera olmaydi. Aslo o'zi o'zgaga muhtoj, birovni behojat qilish yoqda tursin. Demak, o'sha bunday olib qarasangiz o'zi dunyoda sig'inadigan narsalar yo joni yo'q jamodatlar, yo but sanamlar, yo zolim podshohlar masalan zo'rlab o'ziga nima sig'intiradi. Podshohlar yoki masalan botil yo'ldagi o'zini avliyoman deb da'vo qilib odamlarni o'ziga sajda qildirmasdan sig'intirayotganlar va hokazo. Shularni hammasini olib qarang. Birortasi nimaga haqli emas? Ibodat qilishga haqli emas. Jamoadotlar-ku qo'yavering, o'zi aslo oldiga kelib turib bir narsa desangiz, eshitmasa. Ibrohim alayhissalom nima uchun otasiga nima dedi? Ya abati lima ta'budu ma la yasma' va la yusr va la yughni anka shay'a. Ey otajon, nega eshitmaydigan, ko'rmaydigan, biror foyda bermaydigan narsaga ibodat qilasiz dedi. Hech narsa qilolmaydi ular. Demak, ular haqli emas sig'inishlikka. Avliyolar yoki boshqalar bo'lsin, haqiqatan Iso alayhissalomga sig'inganlar yoki bo'lmasa ba'zi solih kishilarga sig'inganlar, ularning o'zi rozi bo'lmaydi hech qachon. Sig'inishga ular rozi emas. Ular ham ijobat qila olmaydi, so'ragan savollarini, duolarini ijobat qila olmaydi. Zolimlarni o'zi roblikda da'vo qiladi-yu, lekin aslida mamlakatni qo'rqlash uchun bu yoqda vazirlar, qo'shinlar turadi. Iloh bo'lsang nimadan qo'rqasan sen? Nega bu ilohlar nima yoning atrofingda masalan qo'riqchilar qo'yib olgansan, hokazo. G'ulomni qissasi mashhur. Sahihda kelgan hadis. G'ulomni qissasida o'sha podsho bir yosh bolani sehrgar qilib tayyorlamoqchi bo'lib sehrgarga yuboradi. Mashhur qissa. O'sha yerda sehrgar rohibga borib, hidoyat topib, keyin bu g'ulomni qo'lida hatto podshoning vaziri nima qiladi? Podshoning vaziri islomga kelib, o'sha qabul qilib, ko'z masalan shifo topadi birinchidan, keyin shu sababli islomga keladi. Shunda podsho chaqirtirib vazirini. Nima deydi? Ko'zingni kim qaytardi desa, Robbim deydi. Meni va seni Robbing deydi. Hali seni mendan boshqa Robbing bormi deydi. Qarang, hozir bu zolim o'zini robligini, ilohligini da'vo qilyapti. Mendan boshqa hali seni Robbing bormi deyapti. Qarang-da, hozir mendan boshqa Robbing bormi deb roblikni da'vo qilgan odam o'zi boshidagi savoli uni robmasligiga dalolat qilyapti. Ko'zingni kim qaytardi deyapsan? Rob bo'lsang bilmaysanmi o'zing? Nega so'rayapsan? O'zi yana u ilohlikni da'vo qilyapti. Kim qaytardi deyapti, bilmayapti. Shu paytgacha sen qaytarmovding-mi Rob bo'lsang? Nega shifo bermovding shu paytgacha? Xullas, nima qarasangiz Alloh taolodan o'zga sig'iniladigan asarni yer yuzida nima narsani olib qaramang, sig'inishga haqli emas. Shuning uchun bu kalima haqiqatda nima voqelikka muvofiq, Alloh taolodan o'zga sig'inishga haqli zot yo'q, topmaysiz. Shuning uchun Alloh taolo Qur'onda nima dedi? Zalika bi annallohu al haq va annama yad'una min dunihi huval batil. Ya'ni Allohning o'zigina haq sig'inishga haqli bo'lgan zot,
Ondan başka iltica kılıyken, dua kılıyken derslerinin hepsi batıl dedi. Hakikatte batıl olarak İbrahim bir nime yok. Delil, hüccet yok. Hop. Şimdi bana şu kelime, kalın. La ilahe illallah değildi. La ilahe illallah değildi. Bana şu kelimenin şartları var. Doğru. Dünyada en afzal terafuz kılınken, en afzal ayetlediğin kelime şu La ilahe illallah kelimesi. İnsan bana şu kelime bilen nime buladı? Müslüman buladı. Kafir bugün insan şu kelimeni etiş bilen İslam'a kiradı. Lekin bu kelime kaçan fayda biradı? Şartları topilsa. Şartları topilsa yine fayda biradı. Çünkü şeyh nime dedi? Bilişimiz gereği bugün nasıla? La ilahe illallah telafuz kıvaya kalışmaz. Onun şartlardan haberdar buluşumuz gereği. Çünkü nime dedi? Ve emme şurutu la ilahe illallah fehiyye deyip durup şartlarını beyan kıl yaptılar. Ulamalar, bazı ulamalar 7'de, bazı ulamalar 8'de şart nime kılışken, zikir kılışken. La ilahe illallah'ın şartları var deyişken. Şimdi kimdir? Aytış mümkün. La ilahe illallah'ını, şartlarını kayırdan aldılar. Neme delil var diye mümkün. Doğru? Hazır. La ilahe illallah'ının şartı, birinci şartı, ikinci şartı, üçüncü şartı deken açık ayet yok. Açık hadis yok. Kayırdan alıp geldiler bu şartlarını diye mümkün kimdir? Aytıladı ki, ulamalar bunu neme kılışken, şu ayet, hadislerden, delillerden cemlep zikir kılışken. Huddi taharatın farzları, törtte, sünnetleri, falançada, mesela namazını, vacipleri bünce, taharatı buzadigen emeller, falan çedip sen aşadı fukahalar. Bunların hepsi bana şu tarzda zikir kılınmıyken. Tavrat'ta bu zaten amelini bir ayetteki gen olsa, bir başka bir hadisteki gen. O hadis İmam Bukhari'de olsa, başka bir Tavrat'ta bu zaten amel gede Allah tıladığı hadis bir İmam Abu Davud'daki gen. Lakin bunun hepsini cemle, bitti mazuka taalluklu bu genlik için ulamalar ki cemleşken. Hüddü şimdi La İlahe İllallah'ın şartları hem, bazı delillerini zikir kılalımız inşallah, bu taşkardan alıngan dersemez. Şu Kur'an sünnet delillerine asaslanıp zikir kılıngan şartlar. Fakat bir cayda ahli ilimler yengil buluşu için bizge bir cayda toplaşken. Demek bu bid'at bugün derse yok ki hayırdan aldılar değil miydi? Kur'an sünnet delillerine teyengen bu şartlar. Hop, ki ayetledi ki, bana bu şartlar cüda hem mühim. La İlahe İllallah'ın özüge insan çekilendik olmasılık gereği. La İlahe İllallah'ın şartları elbette nima kılış gereği. Xabardor bo'lish kerak. Chunki bu shartlarsiz foyda bermaydi. Bu shartlarsiz foyda bermaydi. Bu shartlarga oldingi ulamolar ham nima qilishgan, ishora qilishgan. Imom Buxoriy sahihlarda muallaq ravishda rivoyat qilgan Vahb ibn Munabbih. Vahb ibn Munabbihdan so'raladi. Alaysa la ilaha illalloh miftahul janna? La ilaha illalloh jannatni kaliti emasmi degan. Shunda aytadilarki, bala ha dedi. ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان. Biron bir kalit yok ki albatta kalit tishi bo'ladi dedi. Doğru bu cennet kaliti lekin har bitta kalitni tishi bo'ladi. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan. Tishi bor kalitni olib kelsang, futiha lak, eshik ochiladi. Va illa lam yuftah lak, bo'lmasa eshik ochilmaydi. Demak, la ilaha illallohning shartlari xuddi kalitni tishi kabi. Kalitni tishi bo'lmasa eshik ochilmaydi. Jannatga kiromaymiz. La ilaha quruq la ilaha illallohni o'zi bilan shartlarsiz borsak, inson xuddi o'sha tishi yo'q kalit bilan borgandek bo'ladi. U bilan jannat eshigi ochilmaydi. Demak, albatta nima qilinish kerak? Mana bu shartlar topilish kerak. Demak, oldingilar shu shart degan lafz bilan aytmagan bo'lsa ham, mana Imom Buxoriy sahihlarda Vahb ibn Munabbihdan rivoyat qilyapti. Vahb ibn Munabbih buni nima deyapti? Shu kalitni tishi bo'lgandek la ilaha illallohni ham o'zini nasıl şartlar var ekenliğe işare kılıyordu. Tabiinlerden Hasan al-Basri rahimahullah'tan keladı. İnne nasen yekulûne men kâle la ilahe illallah dekhalel cenne. Ha adamlar la ilahe illallah deseyin cennete kirp gitesen diye şey yaptı. Şu doğru mu ne diyorsunuz diye işken. Şunda Hasan al-Basri etken ekenler ki men kâle la ilahe illallah fe edde hakkaha fardaha dekhalel cenne. Kim la ilahe illallah'ını eğitip hakkını adaksa, farzını bajarsa keyin jannatga kiradi dedilar. Demak, la ilaha illallohni aytib qo'ya qolgan kishi to'g'ri jannatga kirib ketavermaydi. Ha, unda osongina bo'lardi la ilaha illallohni aytib, bo'l bilganini qilib ketaversa, keyin jannatga kirib ketaversa ham. Lekin unday emas, uni haqqi bor. O'sha haqqini ado qilishi degani, o'sha hozir biz zikr qilmoqchi bo'lgan shartlarga ishora qilingan. Birinchi sharti nima deyildi? Al-ilmul munafi lil jahl deyildi. Al-ilmul munafi lil jahl. Jahillikni ziddi bo'lgan ilm. Ya'ni boshqacha ibora bilan aytganda shu birinchi sharti la ilaha illallohning ma'nosini bilishimiz. Quruq o'zini aytishlik kifoya qilmaydi. Nimaga dalolat qiladi? Biz aytdik, ma'nosi nima dedik? La ilaha illalloh. Allohdan o'zga ibodat qilinishga, sig'inilishga haqli zot yo'q degani. Mana shu narsani yaxshi bilib olish kerak. Ya'ni sodda qilib aytganda mana shu lafz bilan yodlashish ham shart emas.
Başqaça ibarə ilə aytdıqəndə, faqat kənə Allahqa ibadat qılınadı, Allahdan özgəgə ibadat qılınmaydı deyəni. Allahdan başqa ibadat qılınmaydı. İbadat faqat Allahqa, yəkkə Allahqa buluş gələk deyən mananı ifadələydi. Mənə şu mana bilvalınış gələk. Xoq, bunga dəlil nəmə deyilsə, ulamalar əyitsədi ki, Allah Ta'ala Qur'an'da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi buyurup ne dedi? Fa'lam ennehu la ilahe illallah. Allah'tan özge ilah yok ikenliğini bilin dedi Allah Ta'ala. Bu sure Medine'de nazil bugan. Muhammed suresi Medine'de nazil bugan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah'ını bilmez midiler? Özü 13 yıl Mekke'de hicret kılıçtan aldın, Medine'de kılıçtan aldın. La ilahe illallah'a davet kılgan zat. Lakin şunda ha Medine'de ki gende yine fa'lam ennehu la ilahe illallah değildi. Yani şu ilimde devam etin dedi yani. Demek La ilahe illallah ne biliş kereyi, bilin dedi. Onun manasını ne kılış kereyi buladı, biliş kereyi buladı. Ve yine bunca delillerden Allah Ta'ala'nın illa men şehide bil haqqi ve hum ya'lemun ayet. Yani bu ayetini ulamalar ne deyip tafsirleşken illa men şehide bil haqq. Hakka guvahlik birgen, bilgen halatlarda hakka guvah bugenler bundan müstesna değildi. Uşa hakka guvahlik birgenler degenle ulamalar la ilahe illallah ki guvahlik birgenler degen. وَهُمْ يَعْلَمُونَ yani bilgen hallarda guvahlik birgenler değildi. Demek ne kılış gerek la ilahe illallah'ın manasını biliş gerek. Çünkü buran bir hiç nerseden haber yok bugün adamga İslam'a kir deyip durup ben ne diyeyim İslam'a kirgen de la ilahe illallah deysen deyse yok. Bu oldu şu la ilahe illallah'ın aittirip bu oldu İslam'a kirdin de tabrikler çıkıp getirir olur muydu? Ne dedi gene o la ilahe illallah? Özünü tilde onge bayan kılış gerek. Özünü tilde elbette onge bayan kılış gerek buladı. Özü asla bundan ki inge azı şartlar, bundan ki zikir kılınan şartlar. Ameli ravişte görünüşü mümkün olmaz illa manasını bilgen adamdan tasavvur kılınadı. Manasını bilmeseniz bir yoktaki şartların tapılışı özü tasavvur kılınmaydı. Hop, ikinci şartı nime? El yakînul münafî li şekki ve rayb dedi. Şubhanı, şek şubhanı ziddi bugün tuğluk işanç. Yani la ilahe illallah'ını 100% işanç bilen yetişkiri insan. Şu hak mümkün, o hak mümkün yok. 100% Allah'tan özgü sığınladığın zat yok iken liyge ne kılınış gerek? İşanıp etken buluş gerek. Şunda fayda bir adı bu kelime. Ama ikkilenip etken bu ise, bu adamla la ilahe illallah ki çakır yaptı, benim la ilahe illallah diye Müslüman bulur. Hak bulup çıksa, kıyamette yuttum. Bu mesela ziyan görmeyeyim ben dese, Müslümanlarım ölme yaptı, künnü köle yaptı. Şu Müslümanlar gibi bir şey var, hak bulmayı çıksa dese mesela, bu meydi o. Anak işangen halatta ne kılınış buluş gerek? Telaffuz kılınış buluş gerek dediğimiz. Bunca دليل الله تعالى ما دده إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا دد حقيقي مؤمن لر كم لر الله ورسوله إيمان كيلترب أركستان شفاق ميدجان لر أما شفاق سيس إيمان كيلترب ما بس دي لد نما شاك شفاق بمسل كري دي مز إمام مسلم رواه كل جان حديث ده أبو هريرة رضي الله عنه أتد لر كي أبو هريرة رضي الله عنه دان كلا ده نبي صلى الله عليه وسلم أتكن لر كي أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. نبي صلى الله عليه وسلم قال لك من الله تن أزج إله يخ إكان ليجا وأزمنا الله نين رسول إكان ليجا جواه لك برا من دلر. لا يلقى الله بهما عبد من شو إكت كلمة بلان يعني الله تن أزج صنعش كحق ليزات يوك رسول الله الله نين ما محمد الله نين رسول ديجا من شو إكت كلمة بلان كم الله تعالى يلقسا غير شاك ديد قرن حديثة شفه قمجان خالد قلب ده زرة شا شفه بومستان الله كي يلخسه إلا دخل الجنة جنة كربت ديل ديمك جنة كا حسن البصري يتكندك تور لا إله إلا الله نعيد كربت مزكا حديثة وشب شو كهلت نبتة شي بيان قلن يبتك بتة لا إله إلا الله نشارت بيان قلن يبتة غير شاكين شفه قمجان خالد يتكن بوسا ديل ديمك شفه بومستان كريبو يكن شارت وشن شارت الإخلاص المنافي للشرك والرياء ديبت الرياء و شرکن زد بگن اخلاص بولش کری. یعنی اخلاص بلن عید کن بولش کری بو کلمه نه. اخلاص بلن عید کن بولش کری. یعنی خالص خالص الله چون عید کن بولش کری. ریا قلب ماس. الله تعالا شرکیل ترب ماس بلکی خالص الله چون عید کن بولش کری. چون دیگه نه فایده بیاده. مثلاً عادی بر شرط نباید قلش چون مثال چون تر دیگه انبوسیک. مثلاً بر نصرانی مسلم عیال نیحس کرد دیلیک. Soğuşu bu kese, kızın ortası eğitse ki yok, biz kafirlerle kız vermeyemiz dese. Kafirlerle kız vermeyemiz. Ne baksam kızın veresen dese, Müslüman bu seni veremen dedi. Ha, Müslüman buluşun, ne kılışım köleyi dese, la ilahe illallah'ını eğitsen, kızın veremen dese. Şiddet ama bu arada şu.
La ilahe illallah'ını fakat üylenmiş maksatta etse, ha? O mahiyetini bilip, hakikatte Allah'tan başka ilah yok iken, deyip şu kalimeni kabul kılıp, şimdi Müslüman buldum demez. Şu üylenmiş maksatta etse, halis etmekti bu deyledi. Bu iş dünyavi bir maksat için, bir nesneye eriş için etken buladı halis. Demek bunu etken la ilahe illallah'ını mağmeydi, fayda vermeydi. Lekin şu Müslüman ayolga üylenmiş için bu seyem, lekin hakiki manada İslam'a kese, eğer ki sebep üylenmiş bu seyem, muamma yok. Onge ne delil buladı? Abu Talha kigen peyde, kafir bu kiladı. Şun değil mi? Kafir bu kiladı, Ummu Süleym'in aldığını geldi. Şundan ne şart koyadı? İslam'a kirsen tegemen, sendeki kişi rahat kılınmıyordu. Lekin İslam'a kirsen kiremen degende İslam'a kiladı. Hakiki manada İslam'a kiladı. Bunda muamma yok. Lekin üşe peyde, la ilahe etken peyde, şunca ki, nikahla alış bu seyo. Lekin aslında dilden bu narsanı kabul kılmayan bu seyo, bu narsa fayda vermeyi dediğimiz. Şöyle. Bunge delil mi? Bunge delil, Nabi sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar ki, İmam Buhari rivayet kılgan hadiste, أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه deyildi. Kıyamet günü benim şefaatimge en layık bugün kişi kim dediler? La ilahe illallah'ını halisan lillah etken kişi dedi. Halis Allah için etken kişi dedi. Demek bunu siz halis Allah için mez, başka maksatta etken bu siz onun faydası yok deyildi. Bu neçinci şart oldu? Üçüncü şart. Dördüncü şartı الصدق المنافي للكذب. Yalğanını ziddi bugün rastgoylik. Yani şu kelimeni aytgan paytda insan hakikatten rastdan nima qilgan bo'lish kerak, talaffuz qilgan bo'lish kerak. Şu manasını bilip Allah'tan özge ilah yo'qligini rastdan nima qilgan tan olgan bo'lish kerak bo'ladi. Ama yalğandan til uchida aytgan bo'lsa, buna ham faydası yok. Bunga açık delil nima? Munafıklar. Tabi munafıklarning hozir la ilahe illallah deyişi ularga fayda beradi mi? Yok, innel munafiqina fi d-darkil asfali minen nar. Munafıklar dozakını en pasıda buladı. Azabını en katta ulaga beladı. Tabi bu dünyada la ilahe illallah'ını açtı. Lekin fayda vermedi. Nimaga? Çünkü o'sha nima qilmadi? Ular yolg'ondan aytishgan edi ular. Canını, malını saqlash uchun nima qilishdi? Aytishgan edi. Çünkü munafıklar qachon paydo bo'ldi? Madinada paydo bo'ldi. Makkada munafiq yo'q edi. Nimaga? Çünkü Makkada aslo musulmonlarning o'zi zaif edi. Munafiqning hojati yo'q edi. Kofir o'zini kufrini ochiq izhor qilaverardi. Lekin Madinaga kelib İslam davlati shakllangandan keyin Müslümanlarda kuvvet bulgandan keyin endi kafirler ilacı yok nimesini yaşara başlaştı. Öz küfrünü yaşarıp, münafıklık kılıp, taşkarıdan İslam'ını dava kılışıp, içi de ise küfrünü yaşarışa başlaştı. Yani bunlar dünyada canını, malını saklap kalışı mümkün. Yalgandan la ilahe illallah içi bilen, lakin kıyamatta ulaga fayda vermeydi. Bunga delil, مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ hadisi. İmam Buhari ve Müslim rivayet kılgan hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki, kim La ilahe illallah, Muhammed Resulullah diye guvahlik birse, صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ degani sıdkı dilden. Sıdkı dilden işte, yalgan demez, til üçü demez, sıdkı dilden guvahlik birgen Musa, illa harramahu Allahu ala nar, Allah Teala elbette onu da uzakka haram kıladı dedi. Demek mana bu hadiste ham şartlardan bir şart beyan qilinyapti. Sidqi dildan bo'lish kerak bu narsa. Ammo munofiqlarga o'xshagan holat bo'lsa, bu foyda qilmaydi. Shuning uchun ham Alloh taolo Munofiqun surasini boshida nima dedi? Ida ja'akal munofiqun qalu nashhadu innaka la rasululloh. Munofiqlar sizning oldingizga kelishsa, biz sizni Allohning rasuli ekanligiga guvohlik beramiz deyishadi. Allohu ya'lam innaka la rasuluhu, Allohu yashhadu innal munofiqina lakazibun. Alloh biladi siz Allohning rasuli ekanligingizni, lekin munafıklarını ham yalan etkenlerini Allah bilip durdu. Bu da tül üçü de şunu çeki, canını malını saklas için gülenemedi işte. İnneke la Resulullah deyip ulaya geçti, lakin bu fayda vermedi. Etibar verirler. Yedi de şart ne? Bana bu törtüdesi has deliller geldi kalın. La ilahe azı zikir kılıngan delillerin hepsi has deliller. İlimge, sıdkı dilden etiliş kereliğe, şübhe bu meslek kereliğe, yalgan denmez sıdkı dilden buluş kereliğe, halis etiliş kereliğe, hepsi açık, has deliller geldi. Şimdi bu yoldaki şartlarga zikir kılıngan deliller umumi deliller. La ilahe illallah'ın özüge taalluklu mas umumi deliller kegen. Öz asılı da bana bu şartlarını kogan şartla kogan törtte şartla kirgiz var sezen buladı. Törtte şart tapılgan tapılsa öz kogan şartlarım adette tapılgan buladı. Lekin ulamalar şimdi bunu şunca ki yani ziyade babiden bayan kılışken. Yani beşinci şart ne miyken? El mehabbetul munafiyetu lil buğdi vel kurhidiyat. Yaman görüşünü ziddi bugan
muhabbat, yaxşı görüş. Yəni bu nə deməkdir? La ilahe illallah deyəndən keyin Allahını yaxşı görüş hiss kerak, Rasulullahını yaxşı görüş kerak. Mənə şu kəliməni yaxşı görüb, mənə şu kəlimə əhlini insan yaxşı görüş kerak. Amma la ilahe illallah deyəsiz o. Nauz billah Allahını yaman görsə, Rasulullahını yaman görsə, yox ki şu kəliməni, yox ki şu kəlimə əhlini, müsəlmanları yaman görə deyən olsa, demək bu kişi müsəlman məs ekan deyiladı. Həqiqətən yaman görsə, qarın şəxsi üçün məs. Bir müsəlmanı insan yaman görüşü mümkün, şəxsi ədavət üçün. Bu nəsə nəzərə tutulmayıbdı. Müsəlmanı müsəlmanlığı üçün yaman görsə, la ilahe illallahını özünü yaman görsə, yox ki şunu dalalet qılan mənanı yaman görsə, bu İslam'a kirməbdi deyiladı. Özü əsla, şunçun etdi ki, yuxarıdakı şərtlər tapılsa, o şart öz-özdən tapılgan bo'ladi. Sidq dildan aytgan bo'lsangiz, rostdan aytgan bo'lsangiz, xolis Alloh uchun aytgan bo'lsangiz, öz-özdən yaxshi ko'rib aytgan bo'lasiz u. Usiz tasavvur qilinmaydi o'zi. Demak, shuncha mabodo bu shart alohida zikr qilinmasa ham, o'zi o'tgan shartlardan bu narsani tushunsa bo'ladi. Bunga dalil sifatida odatda ulamolar shu Baqara surasining 165-chi oyatini zikr qilishadi. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah deyildi. Odamlarning orasida Allohdan o'zgalarni iloh tutib, ularni Allohni yaxshi ko'rganda yaxshi ko'radiganlari bor. Lekin Allohga iymon keltirganlar ashaddu hubban lillah, Alloh taolani ular ko'proq sevadi, ko'proq yaxshi ko'radi. Nimaga? Chunki Allohga iymon keltirganlarning muhabbati xolis Alloh uchun. Lekin undan boshqalarniki Allohni ham yaxshi ko'radi, lekin Alloh bilan birga boshqa ilohlarni ham yaxshi ko'radi ular. Tushunarlimi? Ammo mu'minlarniki esa xolis Alloh uchun. Bugani uchun ular ashaddu hubban lillah deyildi. Keyingi 6-chi shart al-inqiyadul munafi lit-tark deyildi. Tark qilishni ziddi bo'lgan ergashish. La ilaha illalloh deganingizdan keyin endi shu kalima taqozo qilgan narsaga inson ergashish kerak. Ergashish kerak. Ya'ni boshqacha bir aytganda amal qilish kerak. La ilaha illalloh nima degani dedik? Allohdan o'zga sig'inishga haqli zot yo'q. Ya'ni Allohdan boshqa ibodat qilmaydi deyildimi? Modom shu gapni aytdingizmi, endi nima qilishingiz kerak? Ergashish kerak bu kalimaga. Ergashish kerak degani La ilahe illallohni aytganingizdan keyin bo'ldi endi arvohlar qo'llasin demang degandan keyin to'xtatishingiz kerak. Xizr bobo qo'llasin, arvohlar qo'llasin yoki bo'lmasa qabrlarga borib sig'inishlar, buni endi to'xtating. Buni to'xtatmasangiz siz ergashmadingiz bo'ladi. Va og'izda aytganingiz bilan lekin borib o'sha ibodatni, duo ibodat, shu ibodatni Allohdan boshqaga sarflasangiz, arvohlar qo'llasin desangiz, duoni boshqaga sarflayapsiz, ibodatni o'z Allohdan boshqaga qilyotgan bo'lasiz. Siz tilingizda Allohdan boshqaga ibodat qilmayman deb guvohlik beruvdingiz. Foydasi bo'lmaydi ergashmasangiz. Bu yog'iga ergashish kerak. Nima uchun mushriklar aytib qo'ya qolmadi? Mushriklar yaxshi tushunardi u kalimaning ma'nosini. La ilaha illalloh deb ayting degan paytda, aytinglar degan paytda ular aytishdan bosh tortdi. Nimaga? Chunki aytsa bajarish kerakligini yaxshi bilardi. Aja'alal alihata ilahan wahida. Shuncha Ka'bani atrofidagi 360 ta butni bitta ilohga almashtiramizmi deyishdi. Demak, ular bilardiki, la ilaha illalloh aytilsa, qolgan sig'inadigan narsalarning hammasidan chetlanish kerak, faqat Allohga ibodat qilish kerakligini yaxshi tushunardi ular. Lekin shundan voz kechamizmi dedi. Innahum idza qila lahum la ilaha illalloh yastakbirun. La ilaha illalloh deb aytinglar desa, nima qilardi? Kibr qilib bosh tortardi. Nimaga? Ma'nosini bilganligidan. Lekin hozir biz ma'nosini bilmasdan, ya'ni la ilaha illallohni aytsak-u, musulmonlikda da'vo qilsak-u, 5 vaqt namoz o'qisak ham agar, lekin borib qabrdagilardan so'rab o'tirsak, Ahmad Yassaviyga borsa, kimdir yana Zangi otaga borsa, kimdir boshqasiga borsa, ulardan so'rasa, u o'zi Allohni rahmatiga muhtoj bo'lib yotibdi-yu qabrda. Nega tuproqni ostidagidan, osmondagi zotni qo'yib tuproqdagi ostidagi kishilardan so'raymiz? Ularni qaytaga o'zi shariatimizdagi sunnatga muvofiq amal nima? Qabristonni ziyorat qilinsa ulardan so'rash emas, ularni haqqiga duo qilish. Assalomu alaykum ahli diyar min al-mu'minina wal-muslimin wa inna inshaalloh bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakum al-afiya deyiladi. Mana shu duoda qabristondan o'tgan odam Alloh akbar deb o'tib ketmaydi, mana shu duoni aytib o'tib ketadi. Shunchaki qo'lini bunday qilib turib o'tib ketmasdan. Xo'p, nima deyiladi shu paytda duoni ma'nosida sizlarga ham, o'zimizga ham Allohning afiyatini so'raymiz. Allohning afiyatiga muhtoj bo'lib yotgan shaxslar to'g'rimi? Avliyo bo'lsin, boshqasi bo'lsin, hurmatini joyiga qo'yamiz, lekin ulardan so'ramaydi degan narsa ularni makonatni yerga urish degani emas. O'z joyiga qo'yish degani. Demak, inqiyod bo'lish kerak. Shu narsa bo'lish kerak. Mana bu kalimani aytgandan keyin endi nima qilishni yig'ishtiring, aytganimizdek arvohlar qo'llasin degan so'zlar bas qilish kerak. Allohni o'zgan nomidan qasam ichishlarni yig'ishtirish kerak bo'ladi. Nonursin, katta yo'lni ustida turibmiz degan gaplar va hokazo yoki bo'lmasa nimani eshikni ustiga yo tikonlarni osib qo'yadi, yo isiriq osib qo'yadi, yo masalan baloni daf qiladi deb. Baloni daf qiladigan Allohdan boshqa hech kim yo'q.
taqa osib qo'yadimi, ba'zilar muguz osib qo'yadi, qizil latta baylab qo'yish, bularni hammasi yoki tumorni Qur'ondan bo'lmagan tumorni osib mashinasiga osib qo'yadi. Ajib hayron qolasiz. O'sha mashinasini saqlaydi deb osgan tumor borlar hech avariya bo'lmaydi islom. Yo'q bo'lamish ular ham. Unda emas-da, u saqlaydigan u emas-ku. Saqlaydigan faqat Alloh. Demak, 7-chi shart, bu 6-chi shart nima dedik? Inqiyat dedik. 7-chi shart al-qabulul munafi lir-rad. Rad qilishni ziddi bo'lgan qabul qilish. Endi bu ham bir-biriga yaqin. O'sha qabul qilish, ya'ni la ilaha illalloh nima ma'noni taqozo qilsa, o'sha narsani inson qabul qilib, yuqoridagi shartga ko'ra shunga keyin nima qilish kerak? Ergashish kerak bo'ladi. Bunga dalil o'sha boy aytgan oyatimiz dalil qilishgan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illalloh istakbirun. Mushriklarga la ilaha illalloh deb aytinglar deilsa, ular kibr havo qilib bosh tortishardi. Qabul qilishmasdi. Demak, uni aytdingizmi, endi bu yo'g'iga shu taqozo qilgan ma'nolarni inson qabul qilish kerak. Aytganimizdek, mana bu shartlar, mana bu shartlarni qolgan oxirgi shartlarni hammasi avvalgi shartlarda topiladi. O'zi avvalgi shartlar haqiqiy ma'noda ro'yobga chiqqan bo'lsa, o'z-o'zidan bu narsalar topiladi. Endi qabul yoki inqiyat, mana bularni hammasi nima deb aytsak bo'ladi, qisqacha amalda ko'rinish kerak. O'sha aytganimizdek, amalda ko'rinish kerak. Faqat qaysi amal ibodat bo'lsa, uni faqat Allohga sarflab, nazr qilishimiz, tavof qilishimiz, qabrlarning atrofida bo'lmaslik kerak. Faqat Ka'baning atrofida Alloh uchun bo'lish kerak. Shu ibodat bo'ladigan amallarning hammasi Alloh uchun bo'lish kerak. Allohdan boshqasiga endi atab, nazr qilib, qurbonliklar qilish, jinlar nomiga atab qurbonlik qilish, mana bularning hammasi ibodatni Allohdan boshqa qilish bo'lib qoladi. Ergashmaslik bo'ladi, qabul qilmaslik bo'ladi mana bu kalima dalolat qilgan narsaga. Oxirgi shart nima deyildi? Topdi. الكفر بما يعبد من دون الله deyildi. Allohdan o'zgaga ibodat qilinadigan narsaga kofir bo'lish deyildi. Bu shuning uchun aytdik, ba'zilar shu 7 tani zikr qilgan, yuqorida o'tgan, ba'zilar 8-sini alohida zikr qilishgan. Bu ko'proq nima qilish bobidan, bayon qilish bobidan. Bo'lmasa aslida la ilaha illallohni ma'nosini bilishimiz kerak dedik. La ilaha illallohni ma'nosini ichida o'zi nima bor? Allohdan o'zgaga ibodat qilinadigan narsalarga kofir bo'lish bor. Kofir bo'lish bor. Ya'ni ba'zi ulamolar buni endi qo'polroq qilib aytishadi-yu, agarki ibora noto'g'ri bo'lsa ham, inson musulmon bo'lish uchun birinchi kofir bo'lish kerak deydi. Nima degani bu? Ya'ni Allohga mu'min bo'lib musulmon bo'lishingiz uchun Allohdan boshqa narsaga siz kofir bo'lgan bo'lishingiz kerak. Allohdan boshqa narsaga kofir bo'lmay turib inson musulmon bo'lmaydi. Shuning uchun la ilaha illalloh ikkita rukundan, ikkita jumladan iborat. Shundaymi? Ikkita rukundan iborat. Hali bunga ishora qilsa ham kerak bilmadim. Ikkita rukundan iborat. La ilaha Allohdan o'zga iloh yo'q. Illalloh faqat Alloh deyildi. Qarang, inkorni o'ziga cheklanib bo'lmaydi. Isbotni o'ziga ham cheklanib bo'lmaydi. Ikkalasini inkor bilan isbotni jamlasangiz, keyin tavhid kelib chiqadi. Chunki inkorni o'ziga, masalan, la iloh desangiz, bo'ldi, hech qanaqa iloh yo'q desangiz, kofir bo'lasiz. Allohni ham ilohligini inkor qilib yuborgan bo'lasiz. Agar la ilaha illallohni o'zi, la ilohni o'zi bilan cheklansangiz, ya'ni hech qanaqa iloh yo'q desangiz, Alloh taoloning ham sig'inishligini inkor qilib yuborayotgan bo'lasiz, inson kofir bo'lib qoladi. Xo'p, illalloh faqat Alloh sig'inishga haqli zot desangiz, mana isbotni o'z bilan cheklansangiz, Alloh sig'iniladi desangiz, tan olsangiz, ha, ibodat qilinadi desangiz, lekin Allohdan o'zgasi ibodat qilinmasligini inkor qilmasangiz, musulmon bo'lmaysiz, inson mushrik bo'lib qolaveradi. Ya'ni qarang, tan olsangiz ham mushrikmi desa, ha, to inkor qilmaguncha mushrik bo'lib qolaveradi. Tushunarlimi? Masalan deylik, hozir biroq aytsa, sinfda Muhammad bor desa. Xo'p, Muhammad bor degan gap bilan Muhammaddan boshqa talaba ham bo'lishi mumkinligi tushuniladimi yo'qmi? Bo'lishi ham mumkinmi yo'qmi desa, bo'lishi mumkin. Muhammad borligini aytayapti, lekin boshqa talaba ham bo'lishi mumkin-ku. Demak, borni o'zi bilan kifoyalanmaydi. Ya'ni nima deyish kerak? Faqat o'zigagina cheklash uchun sinfda faqat Muhammad bor, Muhammaddan boshqa talaba yo'q desangiz, shundagina yolg'iz o'zi ekanligi tushuniladi. Demak, Allohni o'zigina Alloh sig'iniladigan zot deb qo'ysangiz, isbot qilib qo'ysangiz, bu bilan nima? Allohdan boshqasi ham sig'inilar ekan degan ma'no tushunilishi mumkin. Mana shu narsa ochiq nima qilinish kerak? Ochiq inkor qilinish kerak. Shunda inson tavhidni amalga oshirgan bo'ladi. La ilaha, hech qanday nima yo'q, sig'iniladigan zot yo'q, illa Alloh deb turib, faqat Alloh deb isbot qilamiz. Shunda mana bu tavhid. Tavhid degani nima o'zi? Vahid so'zidan olingan. Yolg'iz degan, ya'ni yolg'iz Allohgina ibodatga haqli degani. Yolg'izlik esa shu nafi bilan isbotni jamlasak kelib chiqadi. Ya'ni Allohni o'zigina haqli, undan boshqasi haqli emas deb albatta inkor qilinish kerak. Mashhur al-kufru bima yu'bad min dunillah degani shu.
Allohdan o'ziga ibodat qilinadigan narsalarni kofir bo'lish kerak. Qarang, mushriklar ko'pchilik o'ylaydiki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam davridagi mushriklar faqat but sanamlarga ibodat qilgan, shu bilan mushrik bo'lgan, Allohga ibodat qilmagan deb o'ylaydi. Yo'q, ular Allohga ham ibodat qilishgan aksari. Alloh bilan birga boshqalarga ham ibodat qilgan, shuning uchun mushrik bo'lgan. Demak, ulardan nima topilmadi? Al-kufru bima yu'bad min dunilloh topilmadi. Allohdan o'zga ibodat qilgan narsa kofir bo'la olmadi. Shuning uchun musulmon bo'lmadi, agarki Allohga ibodat qilsa ham. Qur'onda o'qiyapmiz. Fa iza rakibu fil fulki da'allohu mukhlisina lahuddin. O'sha mushriklarning holati emasmidi? Kemaga mingan paytda xolis Allohga ibodat duo qilishardi. Falamma najjahum ila al-bar idha hum yushrikun. Ya'ni quruqlikka chiqqandan keyin yana shirk keltirib boshqa ilohlarga duo qilib, boshqa iroh qiyinchilik paytida faqat Allohga duo qilardi. Demak, ular Alloh bilan birga boshqaga duo qilishgan, Alloh bilan birga boshqaga ibodat qilishgan, lekin faqat yolg'iz Alloh uchun bo'lmaganligi uchun ular mushrik bo'ldi. Demak, hozirgi ko'pchilikda aytayotgan gapi, ular namoz o'qimagan, roza tutmagan, butga sig'ingan, shuncha mushrik bo'lgan. Nega bizlar hozir namoz o'qiymiz, la ilaha illalloh deymiz, qabrga borib duo qilganimizga bizni mushrikka chiqaryapsizlar deydi. Qabrga borib sig'inish bilan siz ibodatni Allohdan boshqa qilyapsiz. Modomiki siz to'g'ri namoz o'qib Allohga ibodat qilyapsiz, lekin Allohdan boshqa ibodat qilishni tark qilmasangiz, u foyda bermaydi. Va mushriklar ham shunday bo'lgan. Ko'pchilik o'ylaydi, mushriklar faqat butga sig'ingan deb o'ylaydi. Mana hozir ham oyatni o'qidik. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ dedi. Allohdan o'zga iloh tutib, Allohni yaxshi ko'rganda yaxshi ko'rardi. Demak, ular Allohni yaxshi ko'rgan, yaxshi ko'rmagan emas. Lekin Allohni yaxshi ko'rishi bilan birga boshqalarni ham yaxshi ko'rdi. Faqat Allohni o'ziga cheklamadi muhabbat. Ibodatda Allohni o'ziga cheklamadi. Shu bilan mushrik bo'ldi ular. Shu bilan mushrik bo'ldi. Demak, al-kufru bima yu'bad min dunillah bo'lishi shart. Allohni o'ziga ibodat qilib, undan boshqa nima qiladigan, ibodat qilinadigan narsalarni hammasiga inson kofir bo'lsagina nima qiladi? Inson musulmon hisoblanadi. Bo'lmasa yo'q. Shayx aytibdiki, faqat jumiat fil baytayn al-atiyayn bu 7 ta shart quyidagi baytlarda jamlangan deyapdi. 8 ta shart quyidagi baytlarda jamlangan. Ilmun, yaqinun va ikhlosun va sidqu kama muhabbatin va inqiyadin va qabul ilaha yazidu thaminuha al-kufranu minka bima siwa al-ilahi min al-ashya'i qad ulliha. Demak, ilm, yaqin, ikhlos, sidq 4 ta narsa, muhabba, inqiyad va qabul dedi. Bu 7 ta bo'lsa, yazidu thaminuha al-kufranu minka bima siwa al-ilah deyapti. Mana bu 8-inchisi. 8 ta narsani zikr qilindi. Qaranglar, bu 8 ta shart yoki 7 ta shart. Mana shu birinchi shart, ikkinchi shart deb yotlash shart emas. Ya'ni boshqacha ibora bilan aytganda, shu shartlarni birma-bir sanab bermagan odam musulmon ekan, musulmon emas ekan deyilmaydi. O'zingiz ham o'zimiz ham masalan talaba bo'lib kitoblarni o'qishdan oldin shu shartlarni bilarmidingiz? Yo'q. Ko'pchilik musulmonlar, ammo odamlardan so'rasangiz, birma-bir bu shartlarni hisoblab bermaydi. Lekin shu shartlar voqelikda topilsa, shuni o'zi kifoya. Haqiqatda bir ammo odam arabchani ham bilmaydi, bu shartlarni ham bilmaydi, boshqa qilmaydi, lekin la ilaha illalloh ma'nosini so'rasangiz, aytib bersa, shu la ilaha illallohni yaxshi ko'rsa, butun nimasini qabul qilsa, shunga amal qilsa, qabrlarga bormasa, faqat Allohga duo qilsa, masalan, hojatini faqat Allohdan so'rasa, la ilaha illalloh ahlini yaxshi ko'rsa, sidqi dildan aytgan bo'lsa, xolis Alloh uchun aytgan bo'lsa, bu shartlar topilyapti. Bu musulmon deyiladi. Ya'ni buni sanab bera bilishi, shunga bittalab dalillarni aytib biladigan bo'lishi shart emas. Shuning uchun ba'zilar shuni xato tushunadi, shu 7 ta shartni ayta olmadim, bo'ldi, dindan chiqibdi, sharti topilmayapti senda deb shoshilmaslik kerak. Bu shartlar g'oliban, har qanday g'oliban topiladi. G'oliban topiladi. Endi kimda oxirgi aytilgan shartlar qabul qilish, shu la ilaha illallohni nimalari, la ilaha illallohni taqozo qilgan narsaga amal qilishlik ba'zi odamlarda topilmasligi mumkin. Mana bularda ayrim shartlar topilmayapti deyiladi. Ularga keyin bu narsa bayon qilinadi. Shu yerda to'xtaymiz. Darsimiz cho'zilib ketdi. Subhanakallohumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. واحفظ كتاب الله واستمسك به فالعلم كل العلم في القرآن واطلب صغار العلم قبل كباره واحفظ متون العلم بالإتقان وإذا طلبت العلم فاعرف قدره وأت البيوت أخي من البيبان جالس شيوخ العلم وانهل منهم واظفر أخي بالعالم الرباني.